bir şeyler düşünülebilir burada. Biz buraya antrenman olarak geliyoruz. Burada Tekkale Kilisesi'nin yani su altında kalacağı için gezmek isteyen vatandaşlarımıza, dışarıdan şehir dışına gelen insanlara yardımcı olmak için onları da getirip buraya gezdirip güzellikleri gösterip suyun altında kalmadan son kez göstermeye yardımcı oluyoruz. Kale, kilise ama güzel bir atmosfer. Yani keşke suyun altında kalmasaydı da restore edilip değerlendirilseydi daha güzel olurdu bence. Adamlar gerçekten çok güzel işleme yapmışlar. Çünkü taşların dizilişi, koyuluşu çok hepsi çok güzel. Yani biz yani buraya hiç kimse yani Tekkale tarafından da çıkan olmamıştı. Su dolduğu için herkes çıkıp görebiliyor. Çünkü yani eskiden anlattıklarına göre burada çıkmaya yani yol yokmuş. Sadece kavaktan tırmanarak çıkma şansı oluyormuş insanların. Şu an su dolduğu için insana girip görebiliyor yani. Eskiden buraya çıkma şansları çok zormuş. Vallahi bütün hayatım burada geçti benim. Gençliğim, çocukluğum, daha gençlikte bizim bir karşıda bir şeyimiz vardı. Çorum Nehri'nde yüzerdik. Taş da vardı. Biz oradan zıplardık. Şimdi bugün buradan arkadaşlar suya zıplarken bir anda gençliğimize gittik. Buradan Tekkale'li hemşehrilerime şöyle bir şey söylüyorum. Bu bir anı. Belki bir daha burayı görmemize belki nasip olur, belki olmaz. Yarın yolcuyum. Hüzünlandım. Diyecek hiçbir cümlemiz yok. Daha önce böyle uzaktan baktığımız, gördüğümüz yerlerdi. Şimdi Fatih arkadaşım geçen de bir video paylaşınca o Tekkale Kilisesi'ni çok yakından sular yükselince çok yakından görme imkanı olduğunu görünce ben de merak ettim. Bir de gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği yerler sular altında kaldı. Şimdi oraları tekrar görebilmek, o hiç olmazsa yukarıdaki, yüksekteki göremediğimiz, yürüyemediğimiz yerleri şimdi görmek daha farklı bir duygu olacak. Yani insanların buraya gelip bunları görmesini de isterim. Tarihi mekanını ziyarete gidiyoruz. Sağ olsun arkadaşlar eşlik ettiler. Kanı grubumuz öncülük yapıyor. Biz de birazdan botla onları takip edeceğiz. Gürcülerin burada yaşadığı dönemde hapishane olarak kullanıldığını söylenen mekanı dün bir ziyaret etmiştik. Sosyal medyadan bir grup arkadaş da bunu görünce hocam bugün de bir daha bir tur düzenleyelim dediler. Biz de arkadaşlarla beraber yine oraya doğru kürek çekeceğiz. Çok güzel bir duygu. Hep görüyordum. Girmek istiyordum. Nasip bugüneymiş.